Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte optik tarayıcılar, optik denetleyiciler üzerinde konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık bizler biliyoruz ürettiğimiz, imal ettiğimiz parçaların yüzey durumları bazı yerlerde bizler için çok kritik bir öneme sahip olacak. Ve arkadaşlar biz bunları ölçmekte iki tane yöntem üzerinde konuştuk. Bunların arkadaşlar bizim için iğne uçlu cihazlarla yaptığımız yöntemler iyi yöntemler arasında ve çok sıklıkla kullanılan yöntemler arasında. Fakat arkadaşlar bazı uygulamalara baktığımızda örnek veriyorum arkadaşlar siz bir yüzey kalitesinin ölçümünü hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız buradaki optik yani iğne uçlu cihazlar sizin çok fazla yardımınıza koşmayacaktır. Çünkü arkadaşlar onlar biraz daha zamandan size kayıplar yaşatacaktır. Ya da arkadaşlar çok karmaşık parçalar var. Buradaki iğne uçların girmeyeceği parçalar var arkadaşlar. Bunların da denetiminde farklı yöntemler izlemeniz lazım. Yani siz eğer hızlı bir şekilde yüzey kalitesi ölçmek istiyorsanız, bunun dışında arkadaşlar çok karmaşık parçalarınız varsa, büyük parçalarınız varsa burada yüzey kalitesi için arkadaşlar, yüzey kalitesi ölçümü için artık başka yöntemlere başvurmanız lazım. Arkadaşlar işte bizim burada karşımıza optik tarayıcılar, optik denetleyiciler çıkıyor. Arkadaşlar bu teknikler yüzeyden ışık yansıması, ışık saçılması, difüzyonu ve lazer teknolojisine dayanan yöntemler. Birazdan zaten arkadaşlar videosunu göreceğiz. Bu videoda arkadaşlar fakat yüzey kalitesini ölçmeyeceğiz bizler. Toleransı ölçeceğiz. Yani arkadaşlar buradaki optik tarayıcılarla birlikte bizim artık bildiğimiz arkadaşlar tolerans vardı. Parçalarda müsaade ettiğimiz ölçü sapmaları vardı. Bunları da arkadaşlar bu optik tarayıcılarla ölçebiliyoruz. Arkadaşlar mesela bir parçanın toleransının sapmasını mikrometreyle ya da kumpasla da kaba olarak ölçebilirsiniz. Fakat bazı ileri düzey uygulamalarda burada gördüğümüz optik tarayıcılara bizler ihtiyaç duyuyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğimizde zaten daha net anlamış olacağız. Arkadaşlar burada gördüğümüz cihaza bizler tarama kutusu diyoruz. Yani aslında tarama cihazı dediğimiz bir cihaz. Arkadaşlar bu cihaz Eskişehir'de uluslararası çok büyük bir firmada var. Bunun firmanın ismini şu an vermek istemiyorum. Arkadaşlar buradaki cihazların adı da zaten Scanbox olarak aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Tarama kutusu. Bakın arkadaşlar içerisinde bir endüstriyel robot var. Siz burada arkadaşlar programı giriyorsunuz. Ne taratmak istiyorsanız yüzey kalitesi ya da toleranslandırma. Daha sonrasında arkadaşlar burada optik bir sensörle birlikte buraya yerleştirdiğiniz parçanın buradaki endüstriyel robot fotoğraflarını çekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar bilgisayar ortamında yaptığınız katı modelle bunların karşılaştırılması sağlanıyor. Şu şekilde devam edelim. Arkadaşlar birazdan parçamızın ne kadar karmaşık olduğunu görmüş olacağız. Bakın arkadaşlar şu an bizim endüstriyel robotumuz buradaki parçanın optik fotoğraflarını çekmeye başladı. Şu şekilde arkadaşlar parçamızın ne kadar karmaşık olduğunu bizler görebiliyoruz. Mesela burada yüzey kalitesini ölçmek istiyorsunuz. İğne uçlu cihazla arkadaşlar ya da bizim standart yüzey pürüzlüğü ölçtüğümüz tırnak yöntemiyle falan buradaki parçanın yüzey kalitesini ölçmemiz çok mümkün olmayacak. Ya da arkadaşlar mesela bazı noktalarda toleranslarında sapma var mı diye ölçmek istiyorsunuz. Mesela bu parçanın bazı noktaları bizler için kritik bir öneme sahip. Mesela yükün geleceği noktalarda ölçümün doğru olması lazım. Bunu elle yapmak ya da kumpasla yapmak ya da mikrometreyle yapmak buradaki parçamız hassas olduğu için ve karmaşık olduğu için, zor olduğu için arkadaşlar buradaki optik tarayıcılar kullanılmış oluyor. Devam edelim. Şu şekilde gördüğümüz gibi arkadaşlar çekimler yapılıyor. Arkadaşlar daha sonrasında buradaki çekimler yapıldıktan sonra optik olarak tarandıktan sonra bunların bilgisayar ortamına aktarımı gerçekleştirilecek. Görüldüğü gibi arkadaşlar çok hızlı bir yöntem. Mesela buradaki parçamızın elle kontrolünü yapsaydık ya da yüzey kalitesini iğne uçlu bir cihazla kalite kontrol etmiş olsaydık arkadaşlar belki de 2-3 saatte yapacaktık ve arkadaşlar aynı zamanda çok fazla hatayla karşılaşacaktık. Ölçümü yapan kişiden ya da ölçü aletinden kaynaklanan çok fazla hatayla karşılaşacaktık. Fakat arkadaşlar buradaki optik tarayıcılar bunların hepsinin önüne geçiyor. Şekilde arkadaşlar gördüğümüz gibi çekimler yapılıyor. Daha sonrasında bilgisayar ortamına aktarım gerçekleştirilecek.
Raporlama işlemleri gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şu an bilgisayar ortamında aktarımlar gerçekleşti. Arkadaşlar bakın, bizim ölçüm burada dediğimiz gibi toleranslandırma ölçümü yapılacak. Bakın arkadaşlar, bizim ölçüm aldığımız noktalar şuradaki noktalarımız. Bizim yani soru işaretli noktalarımız. Arkadaşlar bu noktaların bizler tolerans değerlerine bakacağız. Şimdi optik mi buradaki optik sensörlerle yani çektiğimiz fotoğraflarla. Yani mesela burada arkadaşlar müsaade ettiğimiz sınırlar var. Bakın arkadaşlar, burada sıfırla burada eksi ya da 0,1 arası arkadaşlar yeşil olan yerler bizim müsaade ettiğimiz tolerans ayarları. Arkadaşlar yukarıya doğru gittiğimizde bakın kırmızılaşıyor. Artık bunun üstüne arkadaşlar bizler müsaade edemiyoruz. Yani buradaki parçamız arkadaşlar buradaki aslında müsaade edilemeyen ölçüm sınırlarına ulaşmış oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar aşağı sınırımız da burada gözüküyor. Bakalım arkadaşlar buradaki parçanın ölçtüğümüz herhangi bir yerinde müsaade edemeyeceğimiz bir kusuru var mı? Ölçümden kaynaklı bir hata var mı üretimde? Şöyle arkadaşlar, çeşitli ölçümler yapılmış. Böyle başa aldım, çok pardon. İleri doğru saracağım. Çok güzel bir yer var. Onu göstermeye çalışıyorum sizlere. Arkadaşlar bakın, burayı sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar biraz önce dediğimiz gibi buralardan bakın biz şurada belirttiğimiz yerlerden tolerans değerlerini yani ölçümlerimizi yapmış olduk. Arkadaşlar toleransta müsaade ettiğimiz üst sınırlar ve alt sınırlar vardı. Bakın arkadaşlar buradaki bizim cihazımız, tarama kutumuz bunları bizlere vermiş. Arkadaşlar parçanın yeşille gösterilen yerleri toleranslara uyduğunu bizlere söylüyor. Bakın arkadaşlar 0,01 yani bizim toleranslarımızın arasında. Mavi yerlerimiz arkadaşlar biraz daha düşük, yani hala müsaade edebiliriz. Bakın arkadaşlar, bazı noktalarda kıpkırmızı yerler var. Kıpkırmızı yerleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bizim işte müsaade edemeyeceğimiz arkadaşlar sınırlarımız. Bakın arkadaşlar, burada artı 0,50 var. Arkadaşlar baktığımızda bizim en üst sınırımız ne? Artı 0,5 değil mi? Yani artı 0,50. Yani arkadaşlar bakın, parçamızın şu kısmı bizim toleransımızın en üst kısmında. Ve arkadaşlar hatta şuraya baktığımızda artı 1,08. Yani parçamızın burası arkadaşlar toleransı çok 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 fazla aşmış. Belki de arkadaşlar burası kritik bir öneme sahipse parçaya yeniden müdahale edilmesi gerekiyor. Diğer yerlere baktığımızda arkadaşlar mesela artı 0,37 tam şuraya falan denk geliyor. Burası belki de bizim müsaade edeceğimiz sınırlar arasında. Eksi yerlere baktığımızda arkadaşlar eksi 0,21 şuralara falan denk geliyor. Eksi 0,25, yani arkadaşlar eksi de eksi toleransla bir aslında müsaade etmediğimiz alan yokken, bakın arkadaşlar şuradaki iki kısımda bizim çok fazla sapma gözlemlediğimizi görebiliyoruz. Yani arkadaşlar demek istediğim şu: bunu normal bir elle yapsak belki de buradaki hataları göremeyecektik arkadaşlar. Fakat buradaki optik tarayıcılar, lazer sistemler ya da farklı sistemlerle birlikte arkadaşlar bizlere çok fazla yardımcı oluyor. Yine bu cihazlarla arkadaşlar toleranslandırma dışında bizler yüzey kalitesinin ölçümlerini de çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz bu videomuzu bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar sizlerle birlikte başka bir konuya geçmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın.